sandık oyunlarıyla yapılan bir haksızlık, adaletsizlik var. Şimdi burada bizim fabrikamızda 830 kişi arkadaşlarım, 830 kişi tane üyemiz var ve aynı işverene bağlı, aynı sicil numaralı arkadaşlarımız bizim sandıkla alakalı ana kadro ve destek kadrosu olarak ikiye ayrıldı. Bu destek kadrosuyla ana kadro birbirine oy atamadı. Birbirine oy attığı yerde biz zaten bu seçimi almış ve bugün genel kurulda biz kendi başkanlığımızı, kendi şubemizi ilan edecektik. Yani dava sürecimiz de var. Bu davayı sonuna kadar sürdüreceğiz. Bize dışarıdan yönlendiriliyormuş gibi bir ibareler var. Biz kimseye maşalık da yapmadık, kuklalık da yapmadık. Biz maşalı kuklalık yapsaydık bu adaletsizliğe, bu şeye haksızlığa boyun eğmiş olurduk. Bizim fabrikada arkadaşlarımızın sadece burada istedikleri ve seslerine kulak olmanı istedik. Biz seçim istedik. Biz adalet istedik. Biz hak istedik. Biz temsilci seçim istedik. Şu anda bizim 50 tane delegemiz var. Dışarıda Sakarya Şubesi'nin 150 tane delegesi var. Şu anda bir şube oluşturma adına bir genel kurul yapılıyor. Ve biz de bu genel kurula tepki amaçlı. Çünkü burada adaletsizliğin, haksızlığın yapıldığı yerde burada büyük haksızlık oranımızı, mağduriyetimizi burada haykırmak istiyoruz biz. Şu anda biz 50 delege hariç 100 kişi şu anda genel kurulda oy kullanacak. Yani aslında burada oy kullanamayan birçok kesim oradaki kararı doğrudan etkileyecek. Evet, evet. Ya kararı fazla. Bunlar zaten sistemini kurmuşlar. Şu anda sistem kurulmuş. Burada şubeyi her türlü belirleyecekler. Yani şu anda bizim 50 tane delegemiz oy atsa da atmasa da herhangi bir şey değişmeyecek. Sadece biz burada yapılan bize haksızlığın, adaletsizliğin haykırıyoruz biz. Bize çok büyük adaletsizlik, haksızlık yapıldı. Sandık bölündü. Sandık bölündüğü yerde burada benim normalde bu şu anda rakibimiz olan benim karşıma 4 tane liste çıkartıldı. Ben tek başıma mücadele ettim ve fabrikada ana kadrodan 245 tane blok oy aldım. 245 tane blok oy aldığım yerde destekteki arkadaşlar benle birlikte aynı sandığa oy kullansaydı ben 380 blok oy alıyordum. Öteki arkadaşlar 280 blok oyda kalıyorlardı. Bunlarla alakalı mahkeme süreci ve hukuksal davamızı açtık. Burada bir haksızlık olduğunu, bu haksızlıkların tekrardan yaşanmaması için burada adaletli bir şekilde, demokratik bir şekilde yönetilmek için biz davamızı anayasa mahkemeye taşıdık. Bu sadece Adapazarı Goodyear fabrikasında bu sistem oldu sadece. Kocaeli fabrikasında, işte Kocaeli'de olan lastik fabrikalarında hiçbir şekilde delegasyon tek liste olarak asıldı. Burada sandık bölündü. Sadece bu bize yapılan yani Sakarya Şubesi'ne yapılan, tamamıyla bizim burada kazanmamamız için, biz burada olmayalım diye yapılan bir kumpas yani. Arkadaşlar, birazdan içeride genel kurul yaşanacak. 2,5 senedir özellikle Sakarya şubemizin bir yönetilememe durumunda olduğunu söyledik. Üyesiyle bağı kopmuş bir şubenin gücü de güvenilirliği de kalmaz dedik. Ve başından itibaren hiçbir şahsi çıkar düşünmeden, kimsenin yönlendirmesinde kalmadan bizlerin ve kurumumuzun yıpranmaması adına bir talepte bulunduk. Herkesin hür iradesiyle oy kullanacağı adil, demokratik bir seçim istedik. Ama ne yazık ki bu talebimiz kabul edilmedi. Yeri geldi bu taleplerimiz için hedef gösterildik. Birlik beraberliği bozduğumu söylendi. Şimdi size soruyorum arkadaşlar. DİSK'in temel ilkelerinden tabanın söz ve karar sahibi olmasını kabul etmek bölücülük müdür? Ayrıca aynı fabrikada aynı alın türü döküp aynı kasayı dolduran işçilerin birleşik mücadelesini istemek bölücülük müdür? Elbette değildir. Asıl işçiyi bölen anlayış bu ilkeleri reddedip işçinin önüne iki sandık koymaktır. Kendi üyesine ikinci sınıf bir muamele yapmaktır. Seçilme hakkını engellemektir. Sakarya için ayrı, Kocaeli için ayrı seçim yöntemi oluşturmak, seçim ilanını gizlemek, tabanı yok saymak, kendi çıkarlarını işçiye dayatmaktır. 2,5 yıldır bu tavırla hareket eden merkez, var olan sendikal krizi daha da derinleştirerek kuruma güveni zayıflatmıştır. Bu sakatlıkta gelişen şube genel kurulu ayrımsız olarak üyelerin hepsini kapsamadığından, sandık oyunlarıyla çıkar hesapların yapıldığından bizim için yok hükmündedir. Ne DİSK ilkelerine ne de lastik işin tarihsel mirasına uymayan
dayatmacı anlayışı tüm üyelerimiz adına reddediyoruz. Hukuki olarak açtığımızda davamızı sonuna kadar sürdüreceğimizi ilan ediyoruz. Bu genel kurul için karşı taraf delegelerine 2 gün otelde konaklama sendikal izni verilirken aynı sendikaya bağlı olan ben ve benim gibi delege arkadaşlarım 1 gün izin verilmiştir. Bu ayrım değil midir? Bizim düşüncemiz sonuna kadar adalet olacaktır. Türkiye Lastikçi Sendikası Sakarya Şubemizin 10. olağan genel kuruluna şeref verdiniz, onur verdiniz. Tekrar hoş geldiniz. Sendikamızın başarının ve istikrarının olmadığı yerde çöküşün olacağını bilen yeni sosyal tesisimiz için tekrar genel kurulumuza, başkanımıza teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. Yeni görev alacak olan arkadaşlarıma, kardeşlerime sonuna kadar destekleyip hep beraber burada Lastikçi Sendikası'nın onuru için, şerefi için hep beraber yolumuzdan şaşmadan mücadelemi vereceğimiz söz veriyorum diye yemin